İşte siz de görüyorsunuz işte. Bu daha da fazlaydı, bundan fazlaydı. Bu andaki senin çok daha fazlaydı. Nefesim, bir de benim nefesim zaten yok. Nefesim, bir kapıya çıkamıyorum. Tozdan, rahatsızlıktan, tavada biraz sıcak. Hep tamamen boğdu bizi, doğru. Ya böyle bir şey olmazdı, pek olmazdı, yok. Böyle ilk defa görüyorum ben. Ya öyle kolaktan normal, Afrika'dan geldi, İstanbul'dan geldi, şuradan geldi, buradan geldi. Öyle biz öyle duyarız televizyonlardan. İlk defa görüyorum, böyle bir şey daha hiç gördüğüm yok yani. Yani böyle bir olay ilk defa karşılaştım yani. Afrika'dan geldi diyorlar. Televizyonlar, meteorolojiler zaten söylemiştiler. Ya korku var tabii. Ya hastalık belirtisi midir? Ninesidir? Yani şüphe tabii çiziyoruz yani. Rize'nin havaları süper, temiz oldu. Çok ya, bu ilk defa yani. Sadece beni yani Rize halkı zaten şaşırdı yani. İlk defa olan bir şey bu yani. Olmaz yani. Hayrettik bu olay yani. Gibi gözüküyor ama toz bulutu işte. Ama tabii mevsimin değişmesi, sıcaklığın böyle olması, yani dağdaki karın bir anda erimesi sıkıntı oluyor işte. Böyle havada duman gibi oluyor. Böyle nefes astım hastası burada da çok. Bu çocuklar ben hep kolluyorum. Çocuk 3 tane çocuğum var. Yağmur yağdığında yağdıktan sonra hemen hastalanıyorlar. İklim krizinin yol açtığı kuraklık, çölleşme sebebiyle Afrika'da, özellikle Kuzey Afrika'da Sahra Çölü'nden yoğun toz taşınımı ülkemize gelmekte. Her yıl Mayıs aylarında bu toz, çöl tozu taşınımı ülkemize geliyor. Bu sene de 4 milyon ton çöl tozunun ülkemize geldiği saptanmıştır. 10 mikron boyutunun üzerindeki partiküller gözlerde iritasyon, burun akıntısı, ciltte tahriş gibi etkileri olmakta. Ama 2,5 mikronun altında olan küçük partiküller akciğerlerde hava keselerine, alveollere kadar ulaşabilmekte. Oradan dolaşıma, kan dolaşımına geçebilmekte. Hatta buna bağlı olarak inflamasyonu tetikleyebilmekte. Vücuttaki yangı, inflamasyon yangı pek çok damar hastalık, kalp damar hastalıklarının temel nedenleri arasında gelmektedir inflamasyon. Damar hastalıklarına sebep olmakta, inmeye, kalp krizlerinde artışa sebep olabilmektedir. Dolayısıyla bu tozların inhalasyon, nefes alıp verme ile akciğerlere ulaşmamasını önlemek için mümkünse bu havalarda dışarıya çıkmamak gerekiyor. Tozlu havalarda, toz yoğunluğunun fazla olduğu dönemlerde dışarıya çıkmamak, maske kullanmak, partikül tutucu maskeler veya normal cerrahi maskeler, o da yoksa ıslak bez ile ağız burnu kapatacak şekilde bir şekilde dışarıya çıkmaları muhakkak gerekliyse bu tür önlemleri almaları gerekiyor. İlaveten bu tür havalarda egzersiz, spor yapmamaları, arabaların özellikle havalandırmalarını açmamaları, bu tür önlemler alarak toz inhalasyonunu en aza indirebilirler.